İyi geceler sevgili seyirciler. Gündem ötesine başlıyoruz. Bu gece çok özel bir program gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılındayız. Çok kıymetli. Bu öyle bir savaş ki aslında hocamızın kitabından okusam daha da anlamlı olacak herhalde. Selim Erdoğan'ı bu gece konuk ediyoruz ve Sakarya Türk bitti demeden bitmez. Şimdi Sakarya Meydan Muharebesi o kadar kıymetli ki 100. yılında defaten anlatmamız gerekiyor, kendimiz sindirmemiz gerekiyor, çoluk çocuğumuza anlatmamız gerekiyor ki gelecek nesillerde bir sonrakine aktarsın. Sakarya Nehri'nin Ankara sınırları içerisinde akan kısmı Türk'ün son ocağını savunduğu, üzerindeki 300 yıllık ölü toprağını atıp ayağa kalktığı yerdir. Haymana son kaledir, Polatlı ise asla çözülmeyecek olan mühür. Bir yıl sonra İzmir'in dağlarında açacak olan çiçeklere can suyu, Sakarya'dan, Ankara topraklarından taşınmıştır. Bu kitabın bir amacı da Ankara'nın sanıldığı gibi sarı gri bir bozkırdan ibaret olmadığını, dikkatli bakıldığında toprağının kan kırmızı gelinciklerle kaplı olduğunu anlatmaktır. Yüzyıllarca sulanmasa da daima açacak olan gelinciklerle. Türk bitti demeden bitmez. Selim Erdoğan'ın evvelden de bir program yapmıştık yine kitabıyla. Burada da yine Sakarya Meydan Muharebesi'ni harp coğrafyası uzmanısınız. Dolayısıyla bize tam da o coğrafyanın zorluklarını anlatacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani Sakarya hakikaten anlaşılması zor bir zafer. Her yönüyle anlaşılması zor bir zafer. Ama böyle hakikaten akıllara işlemesi gerekiyor, anlatılması gerekiyor, anlaşılması gerekiyor. Bu gece gündem ötesi etiketini kullanıyoruz. Bize sosyal medyadan yazabilirsiniz, Twitter'dan, Instagram'dan. Hatta ben de sevgili hocamızdan imzalarız değil mi kitapları? Yani sonrası imzalarsınız ve öyle göndeririz. 10 seyircimize göndereceğiz kitaplardan. Yayından sonra inşallah hocamız imzalayacak. İlk sorumuz şu olsun sizlere. Sakarya Muharebesi'nin yapıldığı şehrimiz hangisidir? Gündem ötesi etiketiyle göndermenizi rica ediyorum. Evet sevgili hocam, birkaç tane hemen tweet'i ya da Instagram'dan gelen mesajı, nelerin merak edildiğini okuyayım. Ondan sonra da sözü hemen size bırakacağım. Şimdi Sakarya Meydan Muharebesi'ne ikinci Çanakkale diyebilir miyiz diye soranlar. Birçok ülkeyle imzalar atılmıştır. En önemlisi size göre nedir sonuçları itibariyle diyenler. Çok fazla şehit verdik, nedendir diyenler. Ondan sonra Atatürk'ün çıkarmış olduğu tekalifi milli emirleri merak edenler, 2014'e kadar neden araştırılmadı ve şu anda muharebenin geçtiği yerlerle ilgili merak edenler var. Ankara'dan Kayseri'ye taşınma fikrini soranlar var ve bu taarruzun özelliği, hani geri çekilerek de kazanılacağını gösteren ender savaşlardan biridir diyebilir miyiz diye soranlar. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır, bunun anlamını soranlar ve daha birçokları, hepsine yer vermeye çalışacağız süremiz dahilinde. Şimdi Sakarya'yı anlamamız için herhalde bir adım önceye gitmemiz gerekiyor. Çünkü korkunç bir bozgun. Doğru. Maalesef hatta Balkan savaşlarıyla da mukayese edilecek kadar insanı ürküten bir durum. Ama sonrasında kazanılan bir zafer. Hani bu kadar negatif bir durumu nasıl biz pozitife çevirdik ve İşte bir öncesiyle başlayalım. Nasıl bir bozgun yaşadık biz? Şimdi onu anlatmadan önce az önce sorduğunuz ilk soruya ilişkin ben küçük bir açıklama yapayım. Peki. Çünkü mutlaka bu soruyu duyunca, yani Sakarya Meydan Muharebesi hangi şehrimizde geçmiştir duyunca gülen böyle de soru olur mu diyen dinleyiciler olmuştur. Maalesef yani sokaktaki vatandaşımıza sorsanız %70'i %80'i buna yanlış cevap verecektir. O yüzden ben sorunun açılış sorusu olarak sorulması çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi Kütahya-Eskişehir Muharebeleri, yani Sakarya Meydan Muharebesi 23 Ağustos'ta başlar. Kütahya-Eskişehir Muharebelerinin sona erdiği tarihte aslında resmi olarak 22 Temmuz'dur. Arada bir aylık bir süre var. Sakarya Meydan Muharebesi dediğimiz zaman böyle sanki izole,
tek başına sebep sonuç ilişkileri açısından sağa sola bağlı olmayan münferit bir muharebe gibi algılanabilir. Böyle değil. Aslına bakarsanız 1921'in başında 1. İnönü Muharebesi'ne kadar uzanan bir silsileyle o 1921 muharebelerinin tamamı birbirine sebep sonuç ilişkileriyle bağlıdır. Yani ne oldu? 1. İnönü Muharebesi'nde General Populas yeni atanmıştı. Anadolu'ya yeni gelmişti. Karşısındaki hep duyduğu düzenli Türk ordusunun gücünü test etmek istedi. Manidar bir şekilde Çerkez Ethem isyanıyla aynı zaman içerisinde bir ileri harekat yaptı. Küçük kapsamlıydı belki, hani böyle bir Sakarya gibi topyekün bir muharebe değildi ama sonuçları çok etkili oldu ki Albay Sarıyanis, yani kendi kurmay başkan yardımcısı, harekat şube müdürü daha sonra şunu söyleyecektir. Onlar Kovalca Muharebesi derler. 1. İnönü Muharebesi kadar, Kovalca kadar gereksiz bir harekat yoktu. Çünkü onun sonucunda geri çekilmek zorunda kalınca, Türkler kazanınca bu muharebeyi, özgüven geldi. Halkın orduya katılımı hızlandı. Gerçekten de böyle olmuştur. 2. İnönü de yine bu sefer Londra'da Lloyd George'un bizzat verdiği talimatla 12 Mart'ta ileri harekata başlamıştır Populas. Bu sefer biraz daha kuvvetli bir şekilde gelmiştir. Ama aynı mevzilerden yine geri çekilmek zorunda kalmıştır. Bizim bu sırada, yani 1921 boyunca yaptığımız tek şey şu. Mustafa Kemal bunu defalarca da belirtmiştir. İsmet Paşa'ya söylemiştir. Ben kitapta da vurguladım bunu. Arazi verilir, alınır. Önemli değil. Toprak kaybedilir, geri alırız. Önemli olan orduyu elde tutmak. Çünkü bu orduyu üzerine damla damla koya koya bu hale getirdik. Kesinlikle elden çıkmasına izin veremeyiz. Bizim aslında yaptığımız 1. İnönü'nde de 2. İnönü'nde de hem Yunanları durdurmak hem de bir yandan o orduyu elde tutmaya çalışmak. Şimdi Kütahya Eskişehir'e gelince 2. İnönü Muharebesi'nde aldığı yenilgi açıkçası hani güncel tabirle karizmasını o kadar çizmiştir ki İngilizlerin çok güvendiği Yunan Küçük Asya ordusunun bu sefer 410 topla ve bütün tümenleriyle çok sofistike bir taarruz planıyla 200 kilometreyi aşan bir cephe hattı boyunca bu sefer ileri harekata başlarlar. Çok büyük avantajları vardır. Bizim hem dezavantajlarımız vardır hem de yapılacak bütün hataları, yapılmaması gereken bütün hataları da yaparız. Şöyle ki Kütahya Eskişehir sonuçta payitahta çok yakın. Evet. Bir takım ulaşım olanaklarını çok güzel kullanırlar. Şoseleri çok güzel kullanırlar, o 840 kamyonu. Ve sonuç olarak biz Kütahya Eskişehir'de yeniliriz. Ama nasıl bir yenilgi bu? Hemen onu bağlayalım, sonra Sakarya'ya tamam. Geçelim. Yunanlar da aslında istediğini alamaz. Çünkü Yunanların harekatının amacı, bunu açık ve net savaş konseyinde de adını koymuşlardır hedef olarak. Türk ordusunu kamilen yok etmek, yani tamamını ortadan kaldırmak. Onun siyasi dayanağını, o da nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi, onu da imha etmek, işlevsiz hale getirmek. Hı hı. Çünkü bunlar olmadığı sürece Türk eninde sonunda İzmir'de kapılarına dayanacaktır. Amaçları Ankara'ya kadar işgal etmek değil. Hı. Amaçları İzmir'de Mil hattına kadar, daha doğrusu işgal ettikleri bölgeye, mümkünse bir de Eskişehir Afyon'a kadar koydukları tamponu ekleyip orada kalmak. Çünkü alanı daha da büyüttükleri zaman başları belaya girecek. Bu ekonomik bir külfet getirecek. Hı hı. Yunan ekonomisi berbat durumda. Şimdi o şartlar altında önce Kütahya'da 17 Temmuz'da, daha sonra da 19-20 Temmuz'da Eskişehir önünde biz yeniliriz. Öncesinde ama, Afyon'da gidiyor. Afyon düşer zaten ilk 13'ünde ama şöyle bir şey var. Dediğim gibi hedeflerine ulaşamazlar. Türk ordusunu yok edemezler. Yok olmanın eşiğinden belki döner. Ama bizim ordumuzun hali o bozgunla birlikte fena. Çok ve psikolojik olarak da çöküntü. Çöküntü. Ve kitabınızdan okuduğum kadarıyla İnönü'nün aklı, yani İnönü aslında yapılması gerektiğini askeri olarak biliyor. Fakat bir taraftan da mecliste muhalif sesler de yükseliyor. Ve aklı karışık, yani ne yapması gerektiğini biliyor ama biraz belki de geri duruyor diyebilir miyiz? Şimdi o psikolojiyi anlamak aslında çok zor değil. Yani düşünün. Tabii. 1. İnönü'de bir kere Yunanlara bir darbe vurmuşsunuz. 2. İnönü'de bir kere daha darbe vurmuşsunuz. Artık özgüven gelmiş, orduya katılım artmış, silah stokları yavaş yavaş artmaya başlamış, cephaneler falan ama Kütahya'da hiç beklenmedik bir şekilde ve ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın önlenemeyen bir şekilde bir bozgun olmuş. Ordunun
Yani muharip gücü neredeyse yarıya kadar düşmüş denilebilir. Burada kastedilen şu şey şu değil, yani ordunun yarısı yok olmuş değil ama ordu dağılmış, yani psikolojik olarak çökmüş durumda. Çünkü bir de 150 kilometrelik bir alanı bırakarak çekiliyorsunuz. Bu kolay bir şey değil. İsmet Paşa'nın burada aslında yapmaya çalıştığı o son Eskişehir taarruzuyla popülasın psikolojisini de hesaba katıyor büyük ihtimalle. Çünkü kolay panikleyen, tez canlı, hemen sonuç almak isteyen bir komutan, Yunan komutan, ona bir sürpriz saldırıyla hiç beklemediği bir darbe vurabileceğini düşünüyor. İkinci İnönü'de yaptığı gibi. Ama bu kez işler yolunda gitmiyor. Şimdi bu noktada Mustafa Kemal Paşa devreye giriyor. Tabii. Bu arada şunu da ifade etmekte fayda var. Daha soyadı kanunu çıkmadığı için, hani kitapta da yine Mustafa Kemal Paşa ifadesi var. Onu da vurgulayalım. Şey çok enteresan. Mustafa Kemal Paşa devreye girecek ama cepheye telgraf çekiyor. Yani gelebilir miyim diye. Evet. O da bana ilginç geldi. Şimdi bakın, Mustafa Kemal Paşa devrimci bir karakter. Ama söz konusu olan askeri gelenekler olduğu zaman son derece muhafazakar. Yani askeri geleneklere halel gelmesini asla o töreye istemiyor. Bunun en güzel örneği 19 Temmuz'da istifa ederek 1919'da üzerinden çıkardığı üniformayı Mareşal ünvanı meclis tarafından 19 Eylül'de kendisine verilene kadar bir daha giymemiştir. Bakın, Sakarya Meydan Muharebesi boyunca sivildir. O kadar saygılı o üniformaya. Aynı şey orada da geçerli. Şimdi cephede asker var. Sivilin ne işi var orada? Mustafa Kemal Paşa o sırada daha başkomutan olarak meclis tarafından görevlendirilmediği için meclisin sadece başkanı, sivil. Yani reis paşa deniyor o yüzden hürmetten. Ama orduda o sırada resmi bir görevi yok, bir sıfatı yok. Bunun farkında olduğu için ve o teamülleri sarsmamak adına İsmet Paşa'ya cepheye gelmek için telgraf çekiyor ve diyor ki gece 11'de kalkacak olan bir Katar var, onunla gelirsem yanınıza sizi rahatsız eder miyim? Salih'i de yanımda getirmek istiyorum. İzin istiyor cephe komutanından. Tabi aslında bu tamamen Mustafa Kemal Paşa'nın hem nezaketi hem de o askeri geleneklere bağlılığının kanıtı. İsmet Paşa'nın da çok hoşuna gidiyor, memnuniyetle karşılarız diyor ve gerçekten cephede bir karargahta özellikle mutluluk yaratıyor bu. Sonra geliyor, geldikten sonra da az önce konuştuk ya, hani askeri gereklilik neyse onun yapılması talimatını veriyor. Orada askeri gereklilik neydi? Askeri gereklilik orada cephenin yarılmasındansa çekilmesini gerektirir. Ve orada aslında biraz sonra değineceğiz. Aslında şimdi hattı müdafaanın gerekliliğini yap diyor ordu ona. Sattı müdafaa emri vermiyor. Çünkü ordu hakikaten o kadar hırpalanmış bir durumda ki orada söylediği şu, yani 3-5 kilometre çekilerek araya 1-2 günlük mesafe koyarak orduyu kendine getiremeyiz. Hakikaten şu anda savunma gücünü yitirmiş durumda. O yüzden araya en az 1-2 haftalık bir yol koy ki, bir mesafe koy ki Yunan gelene kadar bu orduyu toplayabilelim. Yani tümenleri bir kere birbirine girmiş durumda. Hep hani bahsedilir ya bu 30 bin firar. Bu arada şunu da söyleyelim, bir yanlıştan dönülmesi açısından. Zaman zaman sosyal medyada hep önüme geliyor. İşte Sakarya Meydan Savaşı'nda %40, %50 işte firar vardı. Sakarya Meydan Muharebesi'nde %40, %50 firar yok. Sakarya Meydan Muharebesi'nde %10 civarındadır firar. Yani o da 55 bin tüfek desek, ordunun toplam mevcudunu söylemiyorum bakın. Ordunun toplam mevcudu 90 binin üzerinde. Sadece tüfek sayısından firarı baktığınız zaman 5500, yaklaşık %10 civarıdır. Bu da çok abartılı bir rakam değildir. Öbür tarafa geldiğimizde Kütahya, Eskişehir muharebelerinde 30 bin civarında, 30-31 bin arasında silahıyla firar eden asker var denir. O da çok aslında dikkatle incelenmesi gereken bir olay. O 30-31 bin asker, şimdi şöyle özetleyeyim ben size. Erzurum'un köyünden, Pasinler'in köyünden kaldırmışlar sizi, silah altına almışlar, Kütahya'ya savaşacaksın diye getirmişler. Hayatınızda köyünüzden başka bir yer görmemişsiniz. Ve orada başlamışsınız dövüşmeye. Cansiperhane dövüşmüşsünüz 3 gün 5 gün. Onun sonunda gecenin yarısı cephe bir şekilde yarılmış. Bölük komutanlarınızın hepsi şehit. Tabur komutanları yaralı. Alay komutanı kalmamış ortada. Yani size ne yapmanız gerektiğini söyleyecek ancak çavuş var, başçavuş var. Ve o şartlar altında askerin hepsi o gece karanlığında bir tarafa gidiyor. Ne yaparsınız o dönem, o durumda? Yani olduğunuz yerde kalır mısınız yoksa en kalabalığın gittiği yere mi gidersiniz? Yani bu kalabalığın çoğu bu şekilde dağıldı o gece.
Ve ondan sonra da zaten döküntü denir buna. Yollarda bu şekilde şaşırmış, ne yaptığını bilmeden korku dolu gözlerle dolaşan askerleri diğer tümenler, daha nispeten dağılmamış tümenler yollardan toplayıp kıtalarına teslim etmiştir. Sakarya Meydan Muharebesi'ne bunların çoğu katılmıştır. Yani 31 binin hepsi de vatan haini firari değil. Onların çoğu yolunu şaşırmış. Yani gariban Anadolu çocukları. Bilmiyorlar yerlerini, yurtlarını. Onlar bir şekilde daha sonra Sakarya'da dövüştü. Şimdi ilerleyen dakikalarda bir Deli Halit Bey var. Deli Halit evet. Paşa. Hep öyle paşa diye söylenir. Onu da ayrıca bir konuşuruz, hani paşa mıydı diye de. Evet. Onun firar ediyorlar diye vurduğu 7 tane asker var. Yani firar edenler de var ama sizin dediğiniz gibi hani oran o kadar yüksek değil diyorsunuz. Onlar ne yapsın işte, gecenin bir vakti nereye gideceğini tabii bilmiyor. Diğerlerinin arasına katılıyor. Şimdi bunların hepsini konuşacağız. Bir tane daha soru sorayım. Az önce aslında bunun ipucunu da vermiş oldunuz. Zafer Tepe'de hatta yanında vardır, meşhur bir fotoğraftır. Salih Bozok'la beraber. Şu seyrederken. Ha, çok güzel oldu hocam. Evet. Spoiler mı verdim? Neyse. Şu fotoğrafta Atatürk'ün yaverinin fotoğrafını gösterip yaveri kimdir diyecektim de. Neyse, olsun. Araya kaynamış olduğunu umut edebilir miyiz? Araya kaynamış olduğunu da umut edebilir. Evet, öyle diyelim. Gündem ötesi etiketiyle bizlere gönderebilirsiniz. Zaten herkes biliyordur. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk geldi. Asker neredeyse yok olmanın eşiğine geldi. Görüyor. Ve ne yapılması ile ilgili de tabii ki bir fikri var. Şimdi oradaki müdahalesini görüyoruz ve aslında burada hani lider karizmasının ne kadar gerekli olduğu tarihi belgelerle kendini ispatlamış durumda. Tabii. Ne yapıyor? Bir kere 22 Temmuz'da artık İsmet Paşa'da Eskişehir taarruzu başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra çekilme emrini verdiği anda zaten Mustafa Kemal Paşa cepheye iki kurmayını göndermiş durumda. Genel kurmaydan bir kurmay binbaşı ile bir kurmay yüzbaşı, yanlarında harita subayları ile beraber Sakarya Nehri boyunda zaten bir yandan savunma hattını belirliyorlar. Hatta Ankara'ya kadarki savunma hatlarını belirliyorlar. Bir yandan da 1/100.000 ölçekli topografik haritasını çıkartıyorlar. Çünkü Mustafa Kemal Paşa an be an Kütahya'dan gelen cephe raporlarını okuyor. Orada Ali Hikmet Ayerdem'in, 11. Tümen Komutanı'nın, Ali Hikmet Bey'in şu ifadesini büyük ihtimalle yakalamış. Esir aldığımız Yunan subaylarının ceplerini karıştırıyorduk ki topografik harita çıkar mı diye. Çünkü bizde harita yok. O kadar kötü durumdayız. Öyle bir yokluk. Öyle bir yokluk. Ya harita her şeyiniz öyle bir muharebede. Ve de üstüne üstlük aslında uygun ölçekli harita lazım. Ondan geçmişler ne olursa. İşte Mustafa Kemal Paşa bunu yakaladığı için daha ordu çekilmeye başladığı sırada o haritayı çizdirmek için haritacıları gönderiyor oraya. Bu arada esir Yunan askerleriyle ilgili olarak orada aklıma geldi. Atlas Tarihi'nin bu sayısı 100. yıl yılında Sakarya ile ilgili olarak özel bir dosya yapmışlar. Alıp okumak ve hani kendi çoluk çocuğunuza da göstermek isterseniz hakikaten güzel bir çalışma. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Burada yine dosyalardan bir tanesi Profesör Doktor Mesut Uyar'ın anlatımıyla, gerçi hocayla bazen anlaşamadığınız hususlarda olabiliyor yani diye düşünüyorum ama akademisyen tabii, düzeyinde tabii, tabii ki olacak. Şimdi hoca diyor ki esir Yunan askerlerini sorguya çeken Mustafa Kemal Paşa çevresindekilere demiş ki Yunanlar da bize döndü. Onları da bize benzettik. Onlar da aç ve sıkıntıda şu anda. Tabii. Biz böylece zafere gideriz. Onlar da erirler demiş. Hakikaten de öyle oldu. Şimdi biz bu zaferi nasıl kazandık? Onu anlatabilir misiniz? Yani sayıca zaten kitapta da onun tüm rakamlarını veriyorsunuz. Yani neredeyse onlar da yok yok o vaziyette geliyorlar. Fakat bir noktadan sonra bizim taktikler itibariyle onları da aç ve susuz hale düşürüyoruz. Onu anlatır mısınız? Tabii. Nasıl başardık? Şimdi bunu anlatabilmem için önce Yunanların hedefi neydi? Stratejisi neydi? Bizim hedefimiz neydi? Stratejimiz neydi? Onu söylemem lazım. Çünkü şimdi Sakarya zaferi dediğimiz zaman insanlar şunu beklememeli.
Yani biz bütün işte Yunan ordusunu önümüze kattık. Aynı büyük taarruzdan sonra işte İzmir'e kadar böyle takip ettiğimiz gibi perperişan bir şekilde işte yarısını imha ettik, yok ettik. Şimdi zafer her zaman bu demek değildir. Zafer şudur, zafer iki tarafında bir hedefi vardır. Hedefine kim ulaşırsa o zaferi kazanmış demektir. Şimdi bir haritamız vardı. Eğer onu bir şekilde alabilirsek Sakarya Meydan Muharebesi'nde iki tarafın durumunu gösteren, cephe hattını gösteren bir harita. Yok bu değil, başka bir dosyaydı. Şimdi Yunanların Kütahya Eskişehir'deki hedefi neydi? Az önce söyledim, Türk ordusunu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmak. Burada bunu başaramadılar Kütahya'da. Ordunun yarısı da olsa ellerinden kaçırdılar. Bir şekilde bunun güçlenip bir ay, iki ay, üç ay, beş ay tekrar ayağa kalkıp başlarına dert olacağının farkındalar. Ama bir açmazdalar aynı zamanda. Çünkü şunu da farkındalar. Ankara'ya doğru giderlerse Anadolu'nun iyice içine girmiş olacaklar. Her taraf düşman. Yani bütün köyler. Çünkü Türk toprağındasın artık. Bu tıpkı evet bu harita. Metaksas'ın 1915'te daha Birinci Dünya Savaşı'na girerken Venizelos'a yaptığı uyarının aynısı. İki mektup gönderir bir haftada, der ki Anadolu'nun içine gireceksiniz. İzmir'i işgal ettiğiniz zaman İzmir yetmeyecek. Her gittiğiniz, her attığınız adımda Anadolu'nun içi iyice içine gireceksiniz ve düşman bir milletin içine kalacaksınız. O millet dövüşken savaşçı bir millettir. Dövüşken Anadolu'dan savaş. Nasıl kaçtığınızı bilemeyeceksiniz. Aynen bu olur. Şimdi bunu bildikleri için gitmek kalmak ama dediğim gibi gelmek zorundalar. O yüzden en sonunda siyasi bir karar da olsa Anakara harekatının kararını alırlar. İşte Albay Sarıyanis ve Pallis bunlar otururlar, bir plan yaparlar. Onlara göre dahiyane bir plandır. Plan da şu şekildedir. Şimdi Eskişehir'den Seyit Gazi hattından çıkarak doğuya doğru gelecekler. Burası Sakarya Nehri. Sakarya Nehri hizasına geldikleri zaman şu gün yüzü hizasından geldikten sonra güneye doğru çark edecek tümenler. Ve onlara göre şuradaki tepeler hattı onları saklayacağı için ve elimizde yeterince keşif imkanı, uçak olmadığını bildiklerinden onlara göre bir baskın taarruzu olacak. Bir Yunan kol ordusu şurada kuzeyde oyalama taarruzu yaparken bir Yunan kol ordusu bakın şuradan Mangal Dağı ile Türbe Tepe'nin arasından şu Demirözü Vadisi'nden yaklaşık 30-35 bin askerdir bir Yunan kol ordusu, 3 tümen. Buradan yarma harekatı yapacak. Bir Yunan kol ordusu da bakın burada, bu da Prens Andreas'ın kol ordusudur. Prens Charles'ın dedesi. Kraliçe Elizabeth'in de kayınpederi olur. Bu kol ordu da hiç cepheye temas etmeden açıktan dolanarak cephenin arkasına kuşatma amacıyla sarkacak. Bu onlara göre dahiyane bir plan. Fakat hesap etmedikleri şey şu. Kütahya'da az önce söylemiştim. Bütün olanaklar onların lehineydi. Yani payitahta çok yakın olduğu için o bölgede şose yollar vardı. O 840 kamyonu askerleri nakletmekte, cephaneleri nakletmekte, intikallerde çok kolay kullanıyorlardı. Ankara bozkır. Ankara zaten küçücük bir kasaba. Ankara'da şose yok ki Haymana'da olsun. İşte biz aslında burada Yunanların hesaba katmadığı bizim Anadolu'nun yüzyıllardır devam ede gelen bu bölgenin garibanlığı. Onu hiç hesaba katmadılar. Şimdi o 840 kamyon burada hiçbir işe yaramadı neredeyse. Çünkü askerleri intikal ettiremediler. Askerler mecburen 150-200 kilometre yolu yürüyerek geldi. Neden? Ağır cephanelerini biz tren yolunu tahrip ederek geldiğimiz için her ne kadar onararak gelmiş olsalar da o kamyonlarla taşımak zorunda kaldılar ve uçsuz bucaksız bozkırda gezdirdiler. Şimdi burada özellikle şu en güneyden doğuya kuşatma yapacak kol ordu en zavallı olan bunlardı. Çünkü o 200 kilometrelik yolun üzerine 60-70 kilometre bir de bu dolaşmaları gereken ekstra bozkırdaki yol. Su yok. Besin kaynağın yok. Yani ikmalinin o kadar kusursuz olması lazım ki özellikle cephane ve gıda ikmalinin. Yaralıların o kadar güzel geriye taşınması lazım ki bu plan sekteye uğramasın. Ama işte karşısında bir sarışın kurt var. Yani hesap etmedikleri 10-12 yıldır onun ve kurmaylarının geçmediği ateş kalmamış ki. Yani buzda da, çölde de, kanalda da, Makedonya'da da, Trablus'ta da her yerde, her şart altında dövüşmüş, her stratejiyi yaşamış. Özellikle 3. Gazze'de
o belki de hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır emrini etkileyen bir deneyimi var. Uçsuz bucaksız çöldesin. Hı-hı. Direnek noktan yok. Hı-hı. Yani hat müdafaa hattı doğru dürüst kurabileceğin sağlam bir hattın yok. Belki de ondan sonra düşüne düşüne geliştirdi. İşte Yunanların stratejisi bu şekildeydi. Hedefi de neydi? Önce buradan kuşatacak, buradan cepheyi yaracak. Ordunun büyük bir kısmını yığma yaptığımız kısmı burada imha edecek. Sonra parça parça geri kalan tümenleri imha edecek. Türk ordusunu ortadan kaldıracak. Ondan sonra da Ankara'ya doğru devam edecek. Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırıp kendi kafalarına göre başlarına bela olan unsurları temizleyecekler. Ondan sonra da rahat rahat İzmir'de oturacaklar. Hatta belki İngilizlerin onlara 6 ay önce verdiği ama beceremedikleri Sevr-i Zor'la dayatma kabul ettirme hedefine de ulaşmış olacak. Hı hı. Bizim hedefimiz ne? Bunu durdurmak. Başka bir şey değil. Yani şimdi bu 22 gün 22 gece sürdü. Tabii. Sakarya Meydan Muharebesi ve hakikaten çok şehit verdik. Hı hı. Şimdi bir seyircimizin Beytullah Bey'in sorusuydu. Neden bu kadar şehit verdik diye. Tabii ki gün gün yani 22 gün ve geceyi anlatabilmeniz mümkün değil ama burada böyle kısaca Sakarya Meydan Muharebesi'nin nasıl cereyan ettiğini anlatalım. Sonra detaylara da geçeceğiz. Tabii. Özellikle mesela yoksullukla ilgili seyircilerimize de söylemiş olalım. Sizin bir tweetiniz vardı. O bana çok dokunmuştu. Yani Sakarya Meydan Muharebesi'nin nasıl büyük bir yoksulluk ve karşımızdakilerin gelen düşmanın telgraf telleri hikayesini birazdan anlatmanızı rica edeceğim. Rejideki arkadaşlarım da fotoğrafları hazırlar. Önce bunu bir dinleyelim. Tamam. Sonra o hikayeye geçelim. Şimdi dediğim gibi Yunanların öncelikli olarak kesin sonuçlu muharebe bölgesi olarak gördükleri bölge cephenin bu güneyi. En güneyde Mangal Dağı var. Hı. En bilindik, ikonik direnek noktası burasıdır. Herkesin bir şekilde duymuşluğu Duydu. Vardır. Hemen yanında Türbe Tepe. Şimdi en kanlı kısım ilk muharebelerin 3 gününde, 4 gününde şu Demirözü Vadisi kısmında geçiyor. Bu demek değildir ki kuzeyde şehit olan askerimiz yok. Kuzeyde de muharebeler var. Hatta hiç beklenmedik ölçüde oyalama taarruzu olarak başlayıp da Toydemir cephesinde hakikaten amacının üstünde bir yoğunlukta seyreden bir muharebede kuzeyde var. Ama asıl odaklanılan nokta şu. Mangal Dağı muharebeleriyle başlar. İlk gece Mangal Dağı düşünce çok büyük bir moral bozukluğu yaşanır. Hemen Mangal Dağı'nın boşaltılmasından sonra Mangal Dağı muharebeleri bitmez. Mangal Dağı'nın eteklerinde, kuzeyinde ve doğusunda mevzilenen askerimiz yukarıdan gelen takviye de orayı kapattıktan sonra burada yine aynı şekilde Yurtbeyli bölgesinde kanlı bir şekilde devam eder. Şu kuşatma yapan kolordu ilk gün belki hiçbir şeye bulaşmadan cephenin doğusuna doğru sarkmaya çalışır ama cephe hattımızı biz buraya doğru uzattığımız için bir şekilde temas sağlar ve onların da önünü keseriz. Sonra artık sürekli ilk başta ayırdığımız 5 tane ihtiyat tümenimiz var. Mustafa Kemal Paşa'nın korkunç bir öngörüsüdür bu. O keşif olanaklarının kısıtlı olmasına rağmen bir şekilde güneyden geleceklerini anlar ve 5 ihtiyat tümenini ki bunlar en kuvvetli tümenler onları ihtiyata alır. Yani cepheye sürmez önce. Cephe tehlikeye girdikçe bir yer yarılma riski oldukça oraya ihtiyat tümeni başlangıç. Yani aslında askeri belli bir noktada merkezde topluyorlar. Hı hı. Ve nerede gerekliyse oraya sevk ediliyor. Oraya gidiyor asker Tabii. gibi düşünülebilir Tabii. değil mi? Yani 12 tümeni cephe hattı boyunca sıralıyor. Aha. Yoğunluk olan yere Yunanların asıl yüklendiği bu güney kısmına daha çok yığınak hı hı. yapıyor. Ama cephenin gerisinde 5 tümeni de hazır kıta bekletiyor. Çünkü ihtiyatlar kazanır muharebeleri. İhtiyatlarınız ne kadar kuvvetliyse cephenizin yarılma ihtimali o kadar zayıf olur. Ya da taarruzda o kadar güçlü olursunuz. Mustafa Kemal Paşa da bunu bildiği için en güvendiği kendi tedrisatından geçmiş İzzettin Çalışları ihtiyat kolordusunun, ihtiyat grubunun başında tutuyor. Onun dışında 57. tümen gibi, 3. Kafkas gibi ateşten geçip gelen tümenleri de ihtiyatta bekletiyor. Cephe yarılma noktasına geliyor. Mesela 25 Ağustos günü, muharebelerin 3. gününde Türbetepe de düşüyor bir ara. Demirözü Vadisi'nden Yunan tümeni girip ilerlemeye başlıyor. 3. Kafkas Tümen Komutanı Dadaylı Halit Bey tehlikeyi görüyor. Tıpkı komutanının Gelibolu'da 25 Nisan günü çıkartmanın ilk gününde tehlikeyi görüp komutanlara ulaşamayıp, derdini anlatamayıp, inisiyatif alarak kendiliğinden emir almadan müdahale etmesi gibi o da 2 defa deneyip grup komutanına ulaşamadığı için çaresiz harekete geçip inisiyatif alarak kendiliğinden
süngü hücumuyla giren tümeni temizleyip dışarı atıyor. Mesela o gece denge öyle sağlanıyor ama 26'sında çok kritik bir gece yaşıyoruz. Meşhur zaten en kanlı derler. Hattı müdafaa, sattı müdafaa emrinin de olduğu akşam. O akşamdır Türbetepe'de düşüyor. Ve artık Demirözü Vadisi ciddi anlamda alarm vermeye başlıyor. İşte o akşam Mustafa Kemal Paşa'nın karar akşamı. Alagöz karargahında çok ciddi anlamda bir buhran var. Çünkü iletişim de sıkıntılı. Hani siz az önce söylediniz, bir şey beni çok duygulandırdı, evet, yoksullukla evet, ilgili. Evet, evet. İsterseniz onu şimdi anlatayım. Tamam, çok iyi olur. Bu arada sevgili seyircilerimize bir soru daha yöneltmiş olayım. Birazdan onu da çünkü konuşacağız. Aslında Sakarya Meydan Muharebesi'nin öncesinde çıkan bir kararla, yasayla yürürlüğe giriyor. Şunu soralım. Atatürk'ün Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki rütbesi neydi diye sormuş olalım. Şimdi gelelim mevcut yoksulluğu bize daha net göstermesi açısından şu telgraflara, telgraf tellerine. Tabii. Ya o tesadüfen Atasi arşivinde belgeleri karıştırırken, yani aslında aradığım bir belge değildi ama tesadüf ettim ve çok ilgimi çekti. Yani muharebelerden önce bir gün içerisinde 5 tane falan yazışma olmuş karşılıklı. Telgraf telleri bir yerden geliyor, Kırşehir'den. Gerede'den telgraf direkleri geliyor. Yine aynı şekilde telgraf hattının oluşturulması için ihtiyaç duyulan bir kısım malzeme Çorum'dan. Yani yurdun dört bir tarafından bir hat, sadece Polatlı'dan Haymana'ya bir telgraf hattı döşenecek 30-35 kilometre uzunluğunda. Bu hattın döşenebilmesi için bütün gün boyu süren yazışmalar, yurdun dört bir tarafından malzemelerin getirilmesi. Yani bunu okurken açıkçası çok ben de duygulandım. Sebebi şu, yani Yunan arşivlerindeki fotoğraflarda görüyoruz. O kadar rahatlar ki, yani sanki vatan onların vatanıymış da, uçsuz bucaksız kaynakları onlar sahipmiş de, işte demin bir kere gelmişti görüntüye fotoğrafta. Gelecek. Yunan askerleri telgraf direğini dikmişler, telgraf hattını döşüyorlar. Ve bunu geçici bir harekat düzenleyecekleri bir hat üzerinde yapıyorlar. Evet. Hani kalıcı oldukları bir yerde de değil. Yani evet, güç dengesini ortaya koyan aslında hani silah şu bu onu karıştırmadan sadece bu bile yeterli. Evet. İşte bu şartlar altında bu şekilde döşenen telgraf hattı da çok sağlıklı olmadığı için cephenin güney kesiminde ne olup ne bittiğini Alagöz karargahı da aslında biraz gecikmeli olarak öğreniyor. İşte o 26 Ağustos akşamı gelen tümenlerden gelen raporlar o kadar karamsar, o kadar kötü durumda ki Mustafa Kemal Paşa meşhur Refet Bele'ye gönderdiği telgrafı işte kaleme aldırıyor. O da şu, muharebelerin Ankara'ya intikal etme olasılığı ortaya çıkmıştır. O yüzden Ankara'daki işte bürokratik sistemin, meclisin Kayseri'ye, daha doğrusu Kayseri'ye giderken önce işte Keskin'den sonra Kayseri'ye nakledilmesini öneren telgrafını gönderiyor. Şimdi burada atlanan bir şey var. Yani burada hep meclis Kayseri'ye taşınacaktı. Evet, yani telgrafın içeriğinde bu var. Ama oradaki asıl ifade şu. Muharebelerin Ankara'ya intikal etmesi gündeme gelmiştir. Yani orada söylediği şu. Ben burada cephem yarılabilir. Ama ben burada yenilmeyeceğim. Ankara'da sokak sokakta olsa dövüşmeye devam edeceğim. Hani o meşhur bir sözü vardır. Gerekirse Elma Dağı çıkar, elimde mavzerimle ben tek başına kalana kadar dövüşürüm. Yani ona vurgu yapıyor. Ankara'da sokak sokak dövüşmeye devam edeceğim ama yenilmeyeceğim diyor. Ama ben dövüşürken arkamda meclis olursa bir de onu düşünmem gerekir. Tabii. Siz Kayseri'ye gidin, ben rahat rahat dövüşeyim Ankara'da. Bunu söylüyor. Ama sonra hemen akabinde... Tabii ondan sonra Fevzi Paşa'ya çok güveniyor tabii. Cephe güney kesimde Haymana'da Fevzi Paşa var o sırada. Ve Fevzi Paşa'ya telefonla aradığında Fevzi Paşa son derece rahat. Kendinden emin. Hayır diyor, yani ihtiyatları zamanında yerine yetiştirerek biz bu badireyi atlatırız. Herhangi bir şekilde panik olacak, olağanüstü tedbirlere başvuracak bir durum söz konusu değil deyince Mustafa Kemal Paşa çok rahatlıyor. Ve Refet Bele'ye ikinci bir telgraf çekerek az önce çektiği telgrafı neden o şartlar altında o ifadelerle çektiğini anlatıyor. Ve olağanüstü tedbirlere meclisin taşınmasına şu an itibariyle gerek yoktur diyor. Ve ondan sonra da geliyoruz meşhur 26 Ağustos gecesi verdiği emre. Yani Türbetepe'nin düşmesi nedeniyle Alagöz karargahında verdiği emre. Nedir? Hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Peki hocam, mesela bazı kitaplarda böyle denk gelmişsinizdir siz de. Bazıları o sözü mecliste söylediğini
Hayır. İfade ederler. Şimdi değil, karargahta diyorsunuz. Muharebeler sırasında zaten 26 Ağustos günü hele hele Mustafa Kemal Paşa'nın mecliste olma ihtimali yok. Cephede de değil. Çünkü bir de 12-13 gün önce bir biliyorsunuz kaza geçiriyor Gazitepe'de. Evet. Attan düşüyor ve kaburgaları kırılıyor. Aslında hakikaten sağlık sıkıntılarıyla yönettiği bir muharebe bu. Emri verdiği yer Alagöz karargahıdır. Çünkü söylediğim silsilede 26 Ağustos günü zaten gün ve gecesi orada. Hı hı. Ve bu Refet Bey'e çektiği iki telgraf peş peşe ard arda. Ondan sonra da bu emir gelir. Ya aslında bunun gerçekten anlatılmaya ihtiyacı var. Çünkü biz ilkokuldan itibaren hepimiz biliriz hani. Evet. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır, o satı bütün vatandır. Hatta bir cümle daha geliyor arkasına. Memleketin her bir karışı toprağı sulanmadıkça, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Aynen öyle. Bu ne demek? Bize anlatır mısınız? Çok güzel bir soru. Yani çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bu klişe bir şekilde kullanılır, ilkokuldan itibaren öğretilir ama tam olarak ne anlama geldiği anlatılmaz. Şimdi bakın. Normal o dönemde yani o yıllardaki genel teamüllere, askeri teamüllere göre o bir savunma hattı oluşturulurken önce direnek dediğimiz yapılar belirlenir. O da nedir? Bakın yükseltiler var burada. Bu tepelerin yani düşmana fiziki engel oluşturacak işte tırmanması gerekecek yapıların üzerine birkaç hat siper, önüne hatta tel maniyalar, dikenli tel maniyalar gibi bir takım engelleyici unsurlar koyarak aslında birer arazide hızlı kalecikler oluşturursunuz siz. Sonra bu direnekleri de siper hatlarıyla, mevzi hatlarıyla birbirine bağlarsınız. Böylece bir cephe hattı oluşturursunuz. Bazen Yunanların büyük taarruzda yaptığı gibi bu direnekler öyle konumdadır ki birbirini zaten ateşle koruyordur. Araya mevzi hattı koymaya, buraya bir savunma unsuru oluşturmaya bile gerek duymayabilirsiniz bazen. Şimdi bizim de aynı şekilde Sakarya Meydan Muharebesi'nde bakın Mangal Dağı diyelim, Türbetepe, İkiz Tepeler, Kızılkırma Tepe, Yıldız Dağı ya da Toydemir gibi bu şekilde direneklerden oluşan bir zincirimiz ve arasında oluşturduğumuz savunma hattımız vardı. Genel teamül burada cephe yarılma noktasına gelince yani muharebeyi kaybetmek yerine cephe yarıldığı zaman çünkü arkaya düşmanın dolaşma olasılığı ortaya çıkıyor. Cephe yarıldığı zaman burada düşmana yenilmek yerine geriye çekilip aynı şekilde direneklerin olduğu mesela burada şurada oluşturmuşuz tekrar. Görüyor musunuz? Hı hı. İkinci böyle bir fiziki engel hattı bulana kadar geri çekilip orada aynı şekilde tekrar bir savunma hattı oluşturmak. Bu hat müdafası bu. Yani mesela bu uzunluk 50 kilometre olabilir, 100 kilometre olabilir. Pek çok örneğini verebilirsiniz tarihten bunu. Şimdi Mustafa Kemal Paşa'nın yıktığı olay budur. Aslında bir sonraki görsele gelebilirsek mesela Tınas Tepe'den bir örnek verebiliriz. Yunanların büyük taarruzda kullandığı. Mesela bakın bu Tınas Tepe bloğunda. Şimdi bir dakika, seyircilerimiz de bu fotoğrafı muhtemelen birçoğu ilk defa görüyordur. Hı-hı. Burası Sakarya Meydan Muharebesi'nin geçtiği coğrafyadaki bir... Bu büyük taarruz sahası. Afyon. Ha şu anda Afyon mu? Direnek örneğini anlatmak için yaptım. Peki tamam. Yani bakın yani mesela... aslında o coğrafyadan fotoğrafları da ekrana taşıyalım ki tabii. Nasıl bir yeri olduğunu anlamış olalım. Doğru, tamam. Doğru. Şimdi burada mesela direnek dediğimiz yapı bakın birkaç kat savunma hattı var. Birbirine irtibat endekleriyle bağlı. Tabii burada görünmeyen işte dikenli teller var. Aynı şekilde orada bir direnek, arkada bir direnek ve bunları birbirine bağlayan sırt tahkimatı var. Tekrar bir sonrakine geçelim. Tamam. Bu arada ara ara da bölgeden bence coğrafyadan da fotoğrafları tabii görelim. Çünkü zaten çok da benzer. Şimdi Sakarya örneğimize geldik. Tamam. Bakın Sakarya Nehri bu. Az önce ilk haritada gösterdiğimiz bizim birinci savunma hattımız bu. Burası Mangal Dağı, burası Türbetepe, İkiz Tepeler şu şekilde silsilemiz gidiyor. Şurası cephe güney hattı. Bu Mustafa Kemal Paşa'nın hani siz sordunuz açıkladım 22 Temmuz günü bir yandan ordu çekilirken Mustafa Kemal Paşa o kadar emindi ki müdahale etti. Haritacılarla beraber iki kurmay gönderip oradaki savunma hatlarını belirledi. Evet. Bu genelkurmay kayıtlarından bizim araziye uyguladığımız resmi kayıtlardaki Mustafa Kemal Paşa'nın o kurmaylara hazırlattığı savunma hattı. Bu ilk karşılayacağımız 23 Ağustos'ta da muharebelerin başladığı hat. Hmm. Ama yetmemiş bakın burada. Ankara'nın önünde bile devam eden savunma hatları belirletmiş. Bunların hepsi mevziler kazılmış demek değildir. Hı. Olası bir yenilgi durumunda çekilmek gerekirse hızla direnekler bellidir. Direnekler tahkim edilmiştir.
aralarındaki mevziler oluşturulur. Hatta sizin kitapta fotoğrafta var, bazı yerlerde coğrafi koşullar sebebiyle mevzi bile kazamamışlar. Tabii. Yani işte muharebeden ilerleyen hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır, uygulanması o. Ama bu harita çok önemli. Neden? Mustafa Kemal Paşa'nın Sakarya'daki kararlılığını gösteriyor. Yani o gerekirse Ankara'da bile dövüşeceğiz. Hani Ankara'yı Kayseri'ye taşıyın aslında özü bu. Yani Ankara'nın doğusunda bile devam eden bakın savunma hatları var. Bir şekilde olabildiğince Bozkır'ın içerisine çekip Yunanlıları burada eritip perişan edip bitirmeyi kafaya koymuş Sarışın Kurt. Olay bu. Şimdi uygulamasına gelince 26 Ağustos'ta bu emir verildikten sonra ne oluyor? Evet, birinci savunma hattımızı Yunanlar gelene kadar berkittik, tahkim ettik, siperler oluşturduk. Onların da ne kadar sağlıklı olduğu tartışılır. Çünkü hakikaten zor bir coğrafya. Kazılması siperlerin kazmayla, kürekle çok zor. Kayalık zemin çok fazla Mangal Dağı'nda, Türbetepe'de özellikle. O yüzden genelde bizim diz çukuru dediğimiz bel hizasına gelen çukurların içinde dövüşmüştür askerimiz. Ama 26 Ağustos'tan sonra, bu emirden sonra hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. İşte biz buradan buraya kadar çekilmedik cephemiz yarılacak korkusuyla. Bir adım, beş adım, on adım geriye çekildi asker. Aynı Mustafa Kemal Paşa'nın verdiği emirdeki gibi. Bazen 100 metreyi 500 metreyi de buldu bu çekilme. Ama kilometrelerce geri çekilip düşmana gereksiz arazi bırakmadık bir daha. Dövüşe dövüşe çekildik. İşte Orta Asya'dan beri getirdiğimiz bizim hilal taktiği, sahte ricat vardır evet, ya. Evet. Ama işte onu hani o kuvvette olmadığı için ordu sayısal olarak ve savaş donanımı açısından merkez kuvvetlerini çekip de kuşatmak gibi bir lüksümüz yoktu. Bunu yapamadığı için Mustafa Kemal Paşa şu kanadını olabildiğince buraya doğru uzatarak buradan özellikle kuşatmaya gelen Prens Andreas'ın kol ordusunu iyice uzaklaştırıyor ikmal hatlarından. Hmm. İyice uzaklaştırıyor. Yani kendimize benzetiyor. Günler geçiyor. 27, 28 Ağustos, 29 Ağustos biz sürekli dövüşerek çekiliyoruz. Bir yandan geri çekiliyoruz, bir yandan onları sürekli muharebenin içinde tutuyoruz. Pes etmelerine de izin vermiyoruz kolay kolay. Ve bu şekilde üzerimize çekerken, şimdi Bozkır'ın ortasındasın, su yok. Arkadan ne gelecekse ona bağımlısın. Arkaya da Mustafa Kemal Paşa yine dahiyane bir öngörüyle 4,5 süvari tümeni var. Bu 4,5 süvari tümeninden birini kuzeye, birini ikisini güney kanada kanatları korusun. Yani düşmanın sarkmasını engellesin diye koyuyor. Ama asıl Fahrettin Altay, Fahrettin Bey, o zaman Miralay, henüz daha paşa olmamış. Miralay Fahrettin Bey komutasında 1,5 yani bir süvari tümeni ve bir süvari tugayını serbest bırakıyor. Eski Osmanlı'daki akıncılar gibi. İşte bunlar asıl Yunan'ı perişan eden bu. Arkaya sürekli akınlar yaparak bütün menzil noktalarına, ikmal kollarına, ikmal konvoylarına baskınlar veriyorlar. Hı hı. Bir de yine benim paşanın hayalet süvarileri dedim, mürettep tümen var. O da iyice güneyden, Yunak Ilgın bölgesinden gelerek aynı şeyi yapıyor. O aslında çok ilginç. Onu anlatacağım, şunu tamamlayayım. Buyurun hocam. O yüzden benim hep söylediğim şey şu. Biz Sakarya'da düşmanı, Yunan'ı kurşun ata ata bitirmedik, yenmedik. Biz arkasına dolanarak, boğazını sıkarak pes ettirdik. Künde'ye getirdik. Açıkçası budur. Çünkü özellikle... Peki onlar hiç plana uyanmadı mı? Çal Dağı'na vardıklarında, yani 2 Eylül günü Çal Dağı'nı ele geçirdiklerinde General Papulas anladı. Nasıl anladı? Çal Dağı'nı çünkü hep onlar bir şey olarak, hedef olarak gördüler. Onların gözünde Çal Dağı hakikaten hakim bir tepedir. Orayı aldıkları zaman onların gözünde askeri olarak, psikolojik olarak Türk ordusu çökecekti ve artık kontrolsüz bir şekilde Eskişehir, Kütahya'daki gibi çekilmeye başlayacaktı. Ama ne zamanki 3 Eylül sabahı kalkıp da Çal Dağı'ndan doğuya baktıklarında 1-2 kilometre ötede şimdiki Afyon Polatlı Karayolu'nun hemen kenarında Sarı Değirmen Karayavşan hattında bizim Türk askerini tekrar siper kazarken gördüklerinde işte orada anladılar. Burası burası Mangal Dağı. Bu tamam, ilk karşıladığımız Mangal Dağı. Burası yer. İşte Sakarya Meydan Muharebesi'nin başladığı gerçekleştiği yer. Başladığı yer. 23 Ağustos günü saat 11'de Yunanların ilk taarruz ettiği güneybatıdaki hat burası. En güneydeki yer burası. Şimdi benim kitabı okurken aslında yine etkilendiğim ve şaşırdığım hususlardan bir tanesi şu. Yani öyle bir coğrafik, bazen diyorsunuz bir gecede mesela Karatepe 5 kere el değiştiriyor. Evet. Yani öylesine zorlu şartlar ve
insanın tahayyül bile edemiyor bugün oturduğu yerden. Yani şuraya bakıyorsunuz, bugünkü gibi iletişim imkanları da söz konusu değil. Yani yedikleri içtikleri zaten çok sınırlı. Zaten savaşın içerisindeler. Yani işin psikolojik kısmı da tabii ki söz konusu. Ve bir taraftan da şu arkadaki fotoğraflarda mesela şey, asker arkadaşını, oradan arkadaşı şehit olmuş. Onun bedenini, cansız bedenini alıyor, taşıyor. Bu hakikaten üstesinden gelinmesi kolay bir şey değil. Şimdi siz diyorsunuz ki bu kitapta anlatılan tek suçu şehit olduğunda cephe ötesinde düşman işgali altındaki sahada kalmış olmak olan, bu nedenle listelere kayıp şeklinde kaydedilen ve 98 senedir firari muamelesi gören 8640 aslanın öyküsüdür. Yani Sakarya boyunda vatana eklenen yaklaşık 13 bin Mehmet'ten 5 yılda ulaşabildiğimiz 4 bininin bizi unutmayın çağrısıdır. Biz aslında Sakarya'daki şehit sayımızı 6 bine yakın biliyoruz. Evet. Ama siz diyorsunuz ki öyle değil. Değil. 13 binin, hatta 13 binin de ötesinde daha fazla şehidimiz var diyorsunuz. Bunu bize anlatır mısınız, neden? Tabii, şimdi fotoğraflarda zaten bakın gündeme geliyor. Bu fotoğrafların büyük çoğunluğu benim Yunan arşivlerinde bulduğum fotoğraflar. Bunları aslında mesela şu fotoğraf görebilirsiniz. İnternetten ulaşmak zor değil bu fotoğraflara. Bunlar Türk şehitleri. Fakat bunlar Yunanlar tarafından çekilmiş. Çünkü az önce bahsettiğim gibi bizim Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki stratejimiz dövüşe dövüşe geri çekilmek ve düşmanı üzerimize, Bozkır'ın derinliklerine çekmek üzerine kurulu. Sürekli ben arazi bırakarak geri çekiliyorum. Orada şehit olan asker orada kalıyor. Bozkır'ın ortasında bir şekilde Yunan tarafında kalıyor artık. Onun künyesine ulaşma şansım yok. Bakın, Sakarya Meydan Muharebesi'nin zayiat cetveline, TSK'nın resmi kayıtlarına baktığınız zaman, mesela bakın burası hemen Toydemir Muharebelerinin ilk gününde şehit olan yaklaşık 20 asker. Oradaki zaten mevcut olan bir Müslüman mezarlığının yanına lütfetmişler, bırakmışlar 20 askerimizi bizim. Bunlar 5. Kafkas Tümeni'nin askerleri. Yunan arşivinden bu fotoğraf. Biz seneler sonra 2016 yılında Hacı Muslu'nun yakınlarında bu şehitliği bulduk. Orada defnedilmiş. Daha sonra bizim köylerimiz defnetmişler. Şimdi o şehit kayıtlarında 5713 şehit görünüyor. Onun dışında 5500 firar görünüyor. Az önce de söylemiştim sayıyı. 800 küsür, 840 kadar yanılmıyorsam esir var. Ve 8600 de gayip, kayıp. Yani akıbeti meçhul, ne olduğu bilinmiyor. İşte akıbeti meçhul değil aslında. Akıbeti belli. Fakat ordu çekilerek devam ettiği için savaşmaya, orada kaldığından akıbeti meçhul. Peki kayıtlara kayıp olan olarak geçen bu şehitleri siz nasıl buluyorsunuz? Şimdi bunun sistematik bir yaklaşımı var. İlk başladığımızda normalde bu kadar çok kayıp şehit olduğunu bilmiyorduk zaten biz. Ama ortada bir realite vardı. Yani Sakarya Meydan Muharebesi diyoruz. 5713 şehit desek bile 2014 yılında bilinen 200 tane şehit vardı. 3 şehitlikte, işte bir eski Polatlı köyünde, bir Gazitepe'de, bir de Polatlı merkezdeki şehitlik. 3 şehitlik biliniyordu. Onun dışında 1-2 tane de münferit, işte Boşnak Kesik Kavak köyünde, Karakuyu köyünde falan ufak tefek 1-2 şehitlik vardı. Onun dışında bu şehitlerin hiçbirinin yeri bilinmiyordu. Önce gezerken bulmaya başladık. Köylüler gösterdikçe bulmaya başladık. Ondan sonra dedik ki bu böyle olmaz. Buna sistematik bir çalışma yapmamız lazım. Bir jeoarkeoloji çalışması yapılması lazım. Onun üzerine bütün bilimsel akademik çalışmalarda olduğu gibi önce bir ciddi literatür taraması yaptık. Ama coğrafyada literatür taraması yaparken özellikle harp coğrafyası çalışmasında işin içine haritalar da giriyor. Eski harita genel müdürlüğünün elindeki en eski olabilecek haritalara ulaşmaya çalıştık. Topografik haritaların üzerine, çünkü şehit MZL diye not düşmüş haritacılar. Bazılarının, hepsine değil. Ulaşabildiklerine. Çünkü onları hazırladıkları dönemlerde daha muharebeleri yaşamış insanlarsa onlardan, bilir kişilerden alıyorlar. O da yetmiyor. Uzaktan algılama çalışmaları yapıyoruz. Nedir? İşte uydu görüntüleri, hava fotoğrafları, yine eski tarihli olabildiğince. O da yetmiyor. Onun üzerine sözlü tarih araştırması yapıyoruz. Köydeki en yaşlılar, artık şu anda ulaşabildiğimiz 85-90 yaşında insanlara ulaşabilirsek mutlu oluyoruz. Onlar da büyüklerinden, Duymuşlar çoğu kez. En son artık tabii sahada bizim bir araştırma yapmamız gerekiyor. Bizim normal bir takım jeomorfolojik çalışmalarımız var. Yararlandığımız bazı yöntemler var. Yüzey araştırması yapıyoruz. Bunların hepsi
eğer birbirini sağlar nitelikte olur ise biz kesin şehitlik diyoruz, ama emin olmak için, en azından sınırlarını belirlemek için tekrar georadar yöntemine başvuruyoruz. Peki hep böyle başında öyle ya da böyle hani çevrilmiş ya da bir taşı var mı, yoksa olmuyor, her zaman olmuyor. Olmuyor mu? Ben özellikle şimdi bu gördüğünüz fotoğraflar, hani görselliği olduğu için bu fotoğrafların, ama mesela bir tarlaya gidiyoruz. Ya haritanın ortasında, üç yol ağzında tam noktasında şehit MZL yazıyor. Gidiyoruz tarla. Hmm. Hiçbir şey yok. Ne taş, ne şu, ne bu şahide, üzerlik otu, yani hiçbir şey yok. Yani bir kazıp da orada kazmak çok tercih ettiğimiz bir yöntem değil. Yani kazmadan, yüzeyden ya da uzaktan algılama yöntemleriyle, georadar gibi bir takım jeofizik yöntemlerle önceliğimiz bu. Ne yapıyoruz biz de? O ekinlerin kalkmasını bekliyoruz. Ondan sonra georadar yapıyoruz. Georadar bize evet aşağıda şehit defni var diyor. Yaklaşık işte kaç defin olduğunu da söylüyor. Sınırlarını da veriyor. Ve bu şekilde belirliyoruz. Yani bu sayı, 4000 sayısı mesela az önce sizin değindiğiniz, bunların hepsi sahada bulunan 153 noktada belirlendi. 5713 sayısının neden doğru olmadığını özellikle söylüyorum. Lütfen bu tezi incelesinler, değerlendirsinler, çürütebiliyorlarsa çürütsünler, ben çok isterim doğru mu değil mi ortaya çıksın. Çünkü o 5713'ün nereden bakarsanız bakın %70, %75'i hep muharebeler bittikten sonradır şehadet tarihleri. Yani bunlar yaralı olarak getirilmiş, mecruinlerde, sargı yerlerinde daha sonra şehit olmuş. Peki bunların o yüzden künyeleri belli. Peki bunlar cephede şehit düşenler, hani nerede? İşte bunlara kayıp denip geçmiş. Yani mesela bakın Ankara'nın göbeğinde Namazgah Tepe. Yani bugün Resim Heykel Müzesi ile Etnografi Müzesi'nin olduğu, o zaman Namazgah Tepe denen tepenin, eski kayıtlarda da var bu, fotoğrafları bile var defin sırasında, subay defni sırasında. Güney kıble yamaçlarına şehit defni yapılmış. İşte o 5713 Ankara'da Gureba Hastanesi'nde, Cebeci Hastanesi'nde şehit olup oraya defnedilen, künyesi bilinenler onlar. Peki hocam, şimdi tabii inananlar için, yani bizler için şehitlik makamı çok kıymetli. Tabii. Ve siz tabii ki bilimsel çalışmalara başvurarak şehitlerimizin yerini bulma gayretindesiniz. Bunun için ayrıca çok çok teşekkür ederim. Hiç böyle karşılaştığınız enteresan hadiseler oldu mu? Ya şimdi şöyle, enteresan değil ama manidar geliyor bana. Şimdi Haymana'dan bir dostumuz, sevgili gazeteci arkadaşımız Yavuz Bey bana ulaştı. Dedi ki hocam böyle böyle Giresunlular, işte onların bir şehit binbaşı Hüseyin Avni Bey var. 42. Gönüllü Milis Alayı'nın komutanı, Giresun Alayı'nın komutanı. Tirebolulu. Onun şehitliğini arıyorlar. Ben bir ufak araştırma yaptım. Sanırım buldum. Bir bakabilir miyiz dedi. Kış ayıydı. Gittik Yavuz Bey'le beraber. Gösterdi. Şimdi normal koşullarda olması gereken, yani harp tarihinde, cerilelerde anlatıldığı yerde değil. Yani çok daha Yunan tarafında kalıyor. Çünkü olay biraz daha doğuda geçiyor ve top mermisi gelerek ağır yaralanıyor. İki gün sonra Haymana Hastanesi'nde şehit oluyor. Yani Haymana Hastanesi'nden kaldırılıp da getirilip Ataköy'e defnedilmiş olma ihtimali yok, eski adıyla Kaltaklı'ya. Nasıl oldu bu dedim. Hocam geldim, işte konuştum Ataköylülerle, onlara sordum. Burada bir şehit binbaşı mezarı varmış, nerede diye burayı gösterdiler. Dedim ki öyle olmaz o. Yani sen ona en baştan bir ipucu, bir done verirsen yöredeki halk onu köpürterek sana kahve olarak geri verir. O şekilde olmaz. Ne yapacağım hocam? Gideceksin ya, burada Yunan harbi olmuş, burada neler olmuş diye sıfırdan soracaksın. Eğer orada bir şehit binbaşı varsa kendileri söyleyecekler. Nitekim o şehit binbaşımızın kabrini daha sonra işte arşiv belgelerinden de yola çıkarak biz Haymana merkezdeki medrese mahallesindeki mezarlıkta bulduk. Şu anda o şehitlik yapılıyor. 13 Eylül'de de açılışı olacak. Bana başka bir şey de anlatmıştınız. Onu söylemek istemiyor musunuz? Neyi? O hani tarlada olan hikayeyi. O kadar çok var ki hangisiydi? Bir ipucu daha verin. Siz şimdi harp coğrafyasında yine ilerlerken böyle bir buğday tarlası. Ya o bu şey olayı. Geçenlerde de bana soruldu, ayaküstü bir soru olarak, ya hocam nasıl buluyorsunuz bu şehitlikleri? Dedim ki yani onlar bizi çağırıyor, biz gidip buluyoruz. Şimdi bu
işin esprisi gibi gelebilir belki ama bazen hakikaten oluyor. Şöyle ki mesela Bandırma'da bundan birkaç ay önce 17 Eylül büyük taarruzdan sonraki takip harekatında şehit olan askerlerimiz Deli Halit Bey'in askerlerini arıyorduk. Arkadaşımla beraber Erkan Bey'le beraber o tepeye çıkacak, yakınına çıkacak bir arabayla yol arıyoruz. Oradan girdik olmadı, buradan girdik olmadı. En son bir yere arabayı bıraktım ben gözüme kestirdim bir yere. Dedim ki Erkan şuradan basalım çıkalım. Hı. Ama yani her yer tarla. Diz boyu orada başaklar falan var. Zarar da vermek istemiyoruz vatandaşın tarlasına. Dedi hadi şuradan gidelim dedi. Erkan öne düştü. Rastgele bir yoldan çıkarken bir anda işte orada bir ayağa takıldı bir yere. Sonra işte orada bir oluklu kertenkele gördü. Hocam bu ne diye sordu. Ben aa ona bakayım derken bir baktık şehitliği gördük orada. Hı. Sonra yanında bir tane daha, yanında bir tane daha. Ve georadar programını aldık orayı. Yani belki onlarca yüzlerce seçeneğiniz vardı. Yani araba yolunu adına bulsaydık göremeyecektik onu. Evet. Denk gelmeyecekti. Yani ben araba yolunu bulamadığımız için kaybolduk. Hı-hı. Arabayı başka bir yere koyup alakasız oradan çıkınca denk geldi. Hocam şimdi bir ara vereceğim. Artıyla devam edeceğiz. Sonrasında sizden özellikle bu Deli Halit Bey ile ilgili neden mesela deli lakabını almış? Bunu sormak istiyorum. Yani önümde çokça not var. Sonra Mustafa Kemal Atatürk Melhame-i Kübra olarak niteliyor. Bunun ne demek olduğunu yine size soracağım. Paşa'nın hayalet süvarileri ifadesini kullanmıştınız. Bunun ne demek olduğunu ve nasıl savaşın kaderinde rol oynadıklarını size sormak istiyorum. Harp coğrafyasından çok özel fotoğrafları kitabınıza koymuşsunuz. O fotoğraflardan da göstermek istiyorum. Sevgili seyircilerimiz, sizlerin sorularına da yer vereceğiz. Şimdi reklama gidiyoruz. Gündem Ötesi etiketiyle bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, devam ediyoruz. Gündem Ötesi Artı'da videolu sorularımız var. Sizlerden gelen sorular var. Onları not aldık. Şimdi hemen az önce bir virgül koyduğumuz ve mesela Deli Halit Bey üzerine konuşuruz demiştik. Deli lakabını nereden aldığı ile ilgili bir sorumuz vardı değil mi arkadaşlar? Videolu bir sorumuz vardı. Onu ekrana taşıyabilir miyiz? Gelsin. Merhaba, ben Nurgül Gürel. Sakarya'nın öne çıkan komutanlarından Deli Halit Paşa'nın deli lakabını almasının sebebi nedir? Sıra dışı bir yapısı olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili bizi aydınlatır mısınız hocam? Teşekkürler Nurgül. Şimdi Deli Halit Bey, Halit Kars'ı alan, tıpkı İzzettin Bey gibi, İzzettin Çalışlar gibi, Kemalettin Sami Gökçen gibi 1921 yılı muharebelerinin başında, yani İnönü muharebeleri sırasında tümen komutanı. Fakat o muharebelerde kendisini de aynı İzzettin Bey gibi, Kemalettin Sami Bey gibi o kadar güzel ispat ediyor ki ve geniş kıtalara daha büyük, tümenden daha büyük birliklere komuta edebileceğinin sinyallerini verince grup komutanlıkları kurulduğu zaman o da 12. grup komutanı oluyor Sakarya Meydan Muharebesi sırasında. Daha doğrusu Kütahya Eskişehir'de oluyor, aynı şekilde Sakarya'da da devam ediyor. Sakarya Meydan Muharebesi'nde çok önemli işler yapıyor. Cephenin normalde kuzeye yakın bir kesimindeyken Yıldız Dağı civarında ve de biraz kalabalık da olsa aslında tek tümenden oluşan bir grubu var. İlginçtir. Başka tümeni yok o grubun. 11. tümen ama kalabalık bir tümen. Diğer tümenlerden kalabalık. Orada gayet güzel dövüşürken cephe güney kesime sinyal vermeye başlayınca o anlattığım kuşatma harekatını karşılamak için İzzettin Bey'in sol tarafına apar topar onun birliğinde 27'sinde yola çıkararak gönderiyorlar. Yaklaşık 35 kilometrelik bir intikalle süratle cephe güneyine yetişiyor. Ve hakikaten İzzettin Çalışlar'la beraber cephe güneyini mühürlüyorlar. Duvar oluyorlar. Yani Yunan istediği kadar uğraşsa da Prens Andreas geçemiyor. Aynı şey Kütahya Eskişehir'de de başına gelmişti. Yani Kütahya Eskişehir'de de Prens Andreas Deli Halit Bey karşılaşması vardır. Daha sonra da Sakarya'da da bu devam etmiştir. Başına bela olmuştur resmen Prens Andreas'ın Deli Halit Bey. Ama herhalde gözü pek yani oradan çok mı deli pek geliyor? Zaten deli lakabı oradan geliyor. Yani psikolojik sorunları olduğundan değil. Çok şiddet, çok cevval. Yani zaman zaman şiddet kullanarak çözüyor sorunlarını. Çok atak, gözü pek. Mesela İnönü Muharebelerinde yaralanıyor. Yaralanma sebebi 2. İnönü Muharebesi'nde ön siperde elinde tabancayla askerle beraber dövüşmesi. Kütahya'da aynı şekilde 8. Tümen'le beraber en
ön safta. Yani İttihat ve Terakki'nin komitacı kadrosundan, dağ kadrosundan gelen bir isim Halit Bey. Yani cepheden geliyor. O alışkanlığını da cephede de devam ettiriyor. Kurmay değil aslında bakın. Aha. Yani diğer pek çok subay gibi kurmay da değil. Nitekim büyük taarruzdan sonra o zaferi getiren komuta kademesine terfiler verilirken kurmay olmadığı halde Deli Halit Bey de Mirliva tüm general rütbesine getirilir ki bakın bu çok önemli bir şey. Mustafa Kemal Paşa'nın adaletidir. Ahmet Fuat Bulca çocukluk arkadaşı beraber büyüdü. O da kurmay değil. O da Sakarya'da çok büyük faydaları oldu. Daha sonra Ankara'da merkez komutanı olarak bulundurulduğu sırada normalde o da terfi ettirilebilirdi. Ama mesela bakın ona yapmadı onu. O albay rütbesinden emekli olmuştur. Bir tek Deli Halit Bey'e yapmıştır. Kurmay ama bir de çok sadık değil mi? Çok sadık, çok şiddet. Yani atak. Aslında şu görüntü bile, bunun hikayesi bile durumu özetler nitelikte. Şimdi burası Kara Süleymanlı Köyü, Nohuttepe. Burada güzelce kale muharebeleri, yani Prens Andreas'ın o kuşatma harekatının son aşamasında artık en kanlı kısmının geçtiği, Yunanların Kale Grotto dediği yerdir burası. Bakın bu kayalıklar. Şimdi normal zaten celidelerde, genelkurmay kaynaklarında işte meşhur o 7 askeri ibret-i alem olsun diye o sırada cephe bir dalgalanma oluyor. Cephedeki askerlerden bazıları dönüp geri kaçmaya çalışırken meşhur namuslu ve namussuz iki tabancası vardır Deli Halit Bey'in çekiyor. En önde koşan 7 tanesini vuruyor. Bu şekilde anlatılır. Biz buraya gittiğimizde köylülerle konuşurken orada bir Akif Dede vardı. Bu olaydan bahsetti. Ama ben ihtimal vermedim. Sonra geri onun gösterdiği yere yukarı çıktığımızda yine yaşlıca bir çobanla karşılaştık. Dedi ki burada dedi bir tane deli komutan varmış. Bu deli komutan cephe bozulmuş bizim. Yunan gelince kaçan askerlerden en öndeki 7 tanesini vurmuş. Bak onların mezarı da burası diye gösterdi. Şok geçirdik. Yani direkt tarihe dokunmak gibi ne okuyorsan bizzat arazide gösteriyor sana. Ha tabii bu demek değildir ki direkt o öyle söyledi diye orası. Sonra burada jeoradar da yapıldı. Evet yani bu. Orada. Bu onların mezarı. 7 tanesinin defnedildiği yer. Ha bu şu aynı zamanda. Bu 7'si kaçarken Deli Halit tarafından vuruldu belki ama bunlara hain demek de benim çok içim el vermiyor. Çünkü bu olayın olduğu zaman 1 Eylül. Yani 1 Eylül gelene kadar 23 Ağustos'tan itibaren daha öncesi de vardır Kütahya Eskişehir. Ateşin türlüsünün içinde savaştı, vatanı müdafaa etti. Allah bilir hangi motivasyonla belki de geçici bir yani gidip geri döneceklerdi belli değil vuruldular. O yüzden ben mesela bu 7 askerin yine şehit muamelesi görmesi taraftarıyım açıkçası. Ama muhtemeldir ki başka askerlerin de bir şekilde emir komuta zincirinden kopmasını engellemiştir. Şimdi bu davranış. Bu zaten şöyle bir şey var. Deli Halit Bey bunu keyfi olarak yapmış değil. İsmet Paşa'nın 20-21 Ağustos'ta verdiği kesin emir var bununla ilgili. Uygulayan sadece o olmuştur. Anlatabiliyor muyum? Evet. Normalde İsmet Paşa şunu söylüyor. Kütahya Eskişehir muharebelerinde görüldü ki parmağını ya kendisi kasten yaralayan ya da yaralandığı için onu kaytarma gerekçesi sayan askerler görülmüştür. Hatta bunlar yanlarına ikişer üçer asker alarak arkaya revirlere gitmişlerdir. Bu kesinlikle yapılmayacak. Özellikle elinden yaralananlar bu şekilde yaralananlar en tehlikeli yerlerde tekrar görevlendirilecek. Ve daha önceden belirlenen askerler sıhhiye görevlileri dışında kimse cepheyle revir arasında asker getir götür yapamayacak. Kesin emir var. Bu da bir parçasıdır o emir. Pekala bir videolu sorumuz daha gelsin. Mesela Ayşenur Çelebi'nin sorusu. İyi akşamlar. Pelin Hanım size ve Selim Hoca'ya iyi yayınlar diliyorum. Benim Selim Hocama sorum. Sakarya Meydan Muharebesi'nde Yunan ordusunun yaptığı en büyük stratejik hata neydi? Teşekkür ederim. Tekrardan iyi yayınlar. Şimdi birkaç tane sayılabilir ama en başta o daha kuzeydeki yani Eskişehir-Ankara bağlantısını sağlayan demir yolu hattından ki onun bir kısmında gün yüzü üzerinden giden bir de şose yol belli belirsiz vardır. Yani Ankara'da kullanabilecekleri ikmalle ilgili bütün demir yolu da karayolu da kuzeydeyken onu bırakıp Bozkır'ın derinliklerine girmeleri olmuştur. Özellikle Sakarya Nehri'nin paralelinde uzanan bir cephe hattımız olduğu için
pek çok yerinde Sakarya Nehri'nin özellikle yatağın genişlediği yerlerde, balıkdamı gibi yerlerde bataklık oluşturma şeyleri vardır. Bataklık oluşturduğu noktalar vardır. Kamyonlar çoğu zaman burada o çamurlara, bataklıklara saplanmıştır. Saplanmadığı zaman bozkırın içerisinde uçsuz bucaksız bozkır. Ya kayboluyorlar ya işte mürettep tümen ya da süvari grubu geliyor, baskın yapıyor, konvoyları vuruyor. İşte en büyük stratejik hata cephenin güneyine böyle bir baskın taarruzu yapacağım diye bir gereksiz hareketle bozkırın içine girmeleri, o dümdüz Polatlı üzerinden Ankara'ya uzanan, hatta coğrafya açıdan baktığınızda daha yayvan tepelerdir o Toydemir bölgesi. Orayı bırakıp daha güneyden yani bir cephe taarruzu yapsalar, mevcutları da silah donanımları da bunun için yeterli. O çok ciddi bir stratejik hatadır. İkinci stratejik hata çok daha önemlisi. Madem böyle bir harekat yapacaksın, önünü ardını düşünüp ikmali nasıl sağlayacağını ve ikmal kollarının güvenliğini nasıl koruyacağını çok iyi hesap etmesi gerekiyordu. Mesela bu konuda cephe güneyinin güvenliğini Afyon'dan gelecek Trikopis'in 4. tümenine bağlamışlardı. İşte o noktada da Mustafa Kemal Paşa, Paşa'nın hayalet süvarileriyle 6. tümeni devreye sokarak Trikopis'i Afyon'a mahkum etti. Getirtmedi o tümeni. Peki hocam, bu güzel bir soru. Yusuf Akbey'in sorusunu ekrana taşıyacağız. Bu arada Yusuf bizim gündem ötesinin çok iyi bir seyircisi. Biz kendisiyle de tanıştık. İnşallah önümüzdeki senelerde böyle konuk olarak da onu alacağız. Enteresan bir test konusu var çünkü üniversitede. Biz sohbet ettiğimizden biliyorum. Evet, Yusuf ne sormuş bakalım. Gündem ötesini büyük bir keyifle takip ediyorum. Hocama sorum şu olacaktı. Ben bir öğrenci olarak Sakarya Meydan Muharebesi'nin cereyan ettiği alana bir ziyaret yaparsam beni neler bekler ve ne gibi hatıralarla karşılaşırım? Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Yusuf. Siirt'e selamlar. Çok teşekkürler. Güzel bir soru. Şimdi Sakarya Meydan Muharebesi sahası büyük bir kısmı, yani daha doğrusu gezilmesi gereken böyle ikonik anıtsal noktaların olduğu kısım Milli Park ve şu anda Milli Park'ın genişletilme çalışmaları da devam ediyor. Tabii yeni ilan edildiği için bir Çanakkale'deki gibi bir altyapı şu anda beklemesin kimse. Yani Çanakkale'deki o altyapı bile kaç yılda oluşturuldu şu andaki o ziyaretçilere verilen hizmet ortamı. Burada zaten da, Twitter'dan da bir seyircimiz sormuş da 2014'e kadar bir çalışma olmamış yok diye. Yok maalesef, yani tabii bir takım hani hobi mahiyetinde yapılan çalışmalar var. Meraklısının gelip gezdiğini, işte hatta elinden geldiğince bir takım ürünler ortaya koymaya çalıştığını biliyoruz ama resmi bir çalışma yok. İşte söyledim size, 200 tane şehidin yeri belliydi 3 noktada topu topu. Hmm. Şimdi 2014'ten 2015'ten beri bir şeyler yapıldı elbette ama yeterli mi? Elbette bunun üzerine sürekli koymak lazım. Şimdi Polatlı ve Haymana olarak iki parkur var. Yusuf mesela ziyaret etmek istediği zaman alan çok geniş olduğu için ve ulaşım imkanları da kısıtlı olduğu için bence birden fazla günü ayırmasında fayda var. Yani bir gün Polatlı kesimine, bir gün Haymana kesimine. Ama herhalde bir rehber eşliğinde olması gerekiyor. Yani hocamızın kitabı tabii ki, yine eğer ciddi bir okuma yaparsanız bunu da yanınızda götürerek nereden nereye tümenler intikal etmiş, sıcak çatışma nerede vesaire, onları görebilirler ama hani birinin hakikaten anlatmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Bir de galiba yine bu dergide okuduğum Atlas Tarih'te Polatlı Belediyesi'nin böyle bir hizmeti varmış. Var, var. Eğer biz toplu halde geleceğiz derlerse öyle bir yardımda bulunabiliyorlarmış bir rehber eşliğinde. Yani bence özellikle Polatlı öğrencilerin gezmesinde fayda var. POTA diye bir ajansı var. Onların hazırladığı bir gezi kitapçığı da var zaten. Hmm. O kitapçık bir gezi rehberi olabilir. Onun dışında yine Milli Parklarla Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürlüğü ile temasa geçilirse yine bir broşür kitapçık var oluşturulan. Herhangi bir rehbere ihtiyaç duymadan da gezilebilir diyeceğim ama dediğim gibi ulaşım imkanları kısıtlı. Mesela araç şart ama POTA ile temasa geçerlerse Polatlı Belediyesi ile onlar önceden bildirildiği takdirde bu tarz turlar, geziler düzenliyorlar. Şu coğrafyanın fotoğraflarını istiyorum arkadaşlar. Onu ekrana getirebilir misiniz? Mesela vardı Uğur'da, öncesi bak, vardı, sonrası vardı. Ha, bu biraz fotoğraf da ortamı, çok önemli. Evet, bunu anlatabilir misiniz hocam? Şimdi bir önceki fotoğrafa dönersek daha güzel olur. Tamam. Şimdi bu benim kendi çektiğim fotoğraf. Burası Güzelce Kale. İşte Prens Andreas'la Deli Halit Bey'in çarpıştığı ve o en kanlı muharebelerin geçtiği yer burası. Şimdi öncesi sonrası yapıyor. Bir tane yine aynı yerde çekilen bir fotoğraf daha var. Aslında değişmemiş gibi bir şey.
Yani görünen o. Değişmemiş. Asıl o bir tane bunun gibi aynı Yunan arşivinden aldığımız bir fotoğraf daha var. Kitaptan gösterelim isterseniz. Bilmiyorum şu anda. Yok yok, böyle söyleyince lazım. Bulması dün kolay mı? Dün bugün olarak onu çekmiştim. Heh. Orada şöyle ilginç bir kare. Yunan askerleri yerde şehit olmuş, bizim iki askerimiz yatıyor. Onların tüfeklerini toplarken tam çekilmiş. Daha yeni ele geçirilmiş belli ki Yunanlar tarafından. Yani bu da ne demek? Muhtemelen 2 Eylül 1921 günü çekilmiş o fotoğraf. Tabii aradan yaklaşık... Şu, işte şu fotoğraf bakın. Elinde tüfekler var şu anda Yunan askerinin. Subay güneye doğru yürüyor. Yerde iki tane bakın şurada. Evet, evet, bizim evet, evet. Şehitlerimiz var. Evet. Şimdi evet, şu kayadan biz nirengi alarak birebir aynı kadrajı yakaladık. Bundan bir sonraki fotoğrafın o olması lazım. Bakın şu kayaya dikkat edin. Bir sonraki fotoğrafa geçebilir miyiz? İşte bu. Bakın şu o kaya. Evet o kaya. Hı hı. İşte oradan yola çıkarak şu arada ve şurada o iki şehidimizin yerini bu fotoğraftan yola çıkarak bulduk. Bu Yunan arşivindeki fotoğraf. Şehitlerimiz oraya mı defnetmişler? Tabii. Çünkü orada zaten bir mevcut bizim mevzi hattımız var. Mevcut mevzi hattını kullanmışlar. Hocam savaş alanında öyle midir? Mesela oradaki sıcak çatışma bittikten sonra Mehmetçik yine arkadaşını, şehit olan arkadaşını hemen tabii oraya gömer. Öyle mi? Yani Türbetepe'de, İkiz Tepeler'de bu şekildedir. Birinci savunma hattında özellikle hazır siperler var ya. Evet. Biz de dövüşerek çekiliyoruz. Ya zaten bir adım geriye çekilecek. Çekilirken düşmanın insafına bırakmamak için arkadaşının naaşını bir daha kullanmayacağı için süratle o siperin içine defnederek geçiyorlar. Hı hı. Ama sattı müdafaanın önemi orada. 26 Ağustos'tan sonra dövüştüğümüz alan üzerinde artık bir daha 2 Eylül'e kadar hiç siperimiz yok bizim. Hani mesela Çaldağ'ındaki siperlerimiz, burası Çaldağ'ı bakın. Bu Çaldağ'ı bloğunun üzerinde, bu da Çaldağ'ın aynı yerin 100 yıl önce çekilmiş fotoğrafı. Şurada Yunan birlikleri Çaldağ'ına doğru ilerliyorlar. Herhangi bir şekilde Çaldağ'ında Türk siperi yoktur. Kayalıkta nerede bulduysa Mehmet orada dövüşmüştür. Hatta ben kitapta süngüsünü siper almak diye kullanmıştım o ifadeyi. Çaldağ'ında siper vardır ama o siperler 2 Eylül'den sonra Papulas'ın panik halinde kazdırdığı siperlerdir. Yani artık psikolojik olarak yenildiğini kabul ettiği, en azından bulunduğum, aldığım yerde kalayım kaygısıyla kazdırdığı siperlerdir. Onlar bizim değildir o siperler. Şey fotoğrafını istiyorum, kitapta vardı bilmiyorum, Uğur'da varsa onu çıkarsın yoksa buradan kitaptan göstereceğim. Onun hikayesini de anlatmanızı rica edeceğim. Bazı şehit mezarları böyle evle bitişik. Ha evet. Evliya Fakı Köyü'nde. Evliya Fakı Köyü'nde i̇şte evet. İşte o hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardırın en güzel örneğidir aslında. Yani evin sokaklarında şey... Köyün sokaklarında, Evliya Fakı Köyü'nün sokaklarında, evlerin avlularında, binalara yaslanmış, evlere yaslanmış ya da evlerin avlularının ortasında şehitler vardır. Mesela, onlar da mı orada? Tabii tabii, sokakta yani Meskün Mahal Muharebesi sırasında artık sattı müdafaa o, siper yok. Siperde değil, sokağın ortasında ya da evin avlusunda şehit oluyor asker dövüşürken. Şurada, şu sayfada, şu... Fotoğraflar arkadaşlar çekeceksin. Orada mesela Evliya Fakı'da bir Dağıstan amcamız vardı bizim. Evinin avlusunda iki tane şehit vardı. Biz ilk gittiğimizde yani eğer bu şehitler... Şuraya zoom girebilirsiniz. Bu sayfaya ihtiyacım yok. Evet. Bu şehitler bilmiyorum. Eğer burada rahatsızlık veriyorsa bunları alalım. Bir şehitliği askeri törenle biz defnedelim Dağıstan amca dedik. Çok sinirlendi bize. Hayır dedi. Onlar benim evimin bereketi dedi. Yüzyıldır onlar beni bekliyor. Ben onları bekliyorum dedi. O kadar kızdı ki. Yani onlara gözleri gibi de bakmışlar yüzyıldır. Mahalle aralarında, sokaklarda şehitlikler var bu şekilde. İşte sat-ı müdafaa bu, siper yok, hat yok yani. Evet. İki hattın arasında o köy. Şimdi bu anlaşıldı mı bilmiyorum da neyse ben şöyle anlatacağım o zaman arkadaşlar. Bak, bir gösterir misiniz rica etsem? Şimdi mesela evlerin duvarı, bak şurası şehitlik görüyor musunuz? Hemen böyle duvarın yanında... Herhalde bazıları da o Dağıstan amcaya da rica mı ettiniz? Belki iyice bir yerini belli edin onlar falan diye. Yeniden, burada da bakın mesela yenilendi onlar. Mermer falan binalar, etrafına. Hemen bakın evin dibinde, neredeyse kapısının dibinde. Evet. Şurada şöyle şehitlik. Evliya Şu anda orada gördüğünüzden daha iyi durumda o şehitlikler. Ev aralarında düşmanla boğaz boğaza dövüşürken şehit olan
15. Tümen Mehmetlerin şehitlikleri diyor. Evet. Allah rahmet eylesin. Tamamdır. Şimdi videolu sorularımızdan devam edebiliriz. Kimin sorusunu soralım? Bakıyorum burada. Güzel mesela. Zeynep Şenyurt'un sorusu gelsin. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Benim sorum şu. Sakarya Meydan Muharebesi'nde kadınların rolü, kurdukları cemiyetler ve cephede gösterdikleri faaliyetler neler olmuştur? Aslında şimdiye kadar herhangi bir kadın ismi zikretmedik değil mi şu dakikaya kadar? Evet, beni affetsinler. Ama daha çok olayın bütün halinde vermeye çalıştığımız için ona değinemedik. Ama Sakarya Meydan Muharebesi deyince Türk kadınını anmamak olmaz. Zaten sırf bu yüzden Sakarya şimdiki adıyla, bizzat Mustafa Kemal Paşa tarafından verilen yeni adıyla, eski adı Tırnaksız, o köyde Halide Edip'in Sakarya Meydan Muharebesi sırasında kaldığı ve daha sonra da Tetkiki Mezalim, yani Yunan Mezalimi İnceleme Komisyonu'nun üs olarak kullandığı ev, sahipleri tarafından verilerek, bağışlanarak orası İstiklal Harbi'nde Türk Kadını Müzesi oldu. Bu kadar önemli. Şimdi biz hep Sakarya Meydan Muharebesi sadece değil, İstiklal Savaşı boyunca hep Fatma Seherenden Hanım, yani düşmanın verdiği isimle Kara Fatma. Ama bizim için Fatma Seher Bacı ön plana çıkar. Onun işte Nezahat Onbaşı hep bilinir. Yani bu şekilde kadın kahramanlarımız vardır ama sadece onlarla sınırlandırmak olmaz. Yani İnebolu'dan yüklenip İstiklal yolu boyunca Ankara'ya, Sarıkışla'ya kadar o cephaneleri getiren kadınlar. Bakın, demir yolu tamirinde ya da Dekovil hattı döşendi mesela Sakarya'dan sonra Akşehir'e doğru. Bu Dekovil hattının bizzat yapımında çalışan kadınlar. Az önce fotoğraflarını gördüğümüz Mangal Dağı'ndaki o Güneybatı mevzileri mesela, baştan başa Kirezoğlu, Konak Görmez köylerinin, Yaprakbayır köylerinin kadınları tarafından yapılmıştır. Hani söyledim ya, buralar kayalık, kazma kürekle kazmak çok zor diye. O çok zor kayalıkları kazanlar Türk kadınıdır. Yani cepheye mermi taşıyan Türk kadını, imalat harbi atölyelerinde fişek dolduran, cephane atölyelerde çalışan Türk kadını, cephede dövüşen Türk kadını, yara saran Türk kadını, yani Mehmetçi bu dünya doğuran Türk kadını. Mustafa Kemal Paşa'nın söylediği gibi bu dünyada hiçbir kadın ben Türk kadınından daha fazla vatanım için bir şey yaptım diyemez herhalde. Hocam şurada da bir fotoğraf var. Bu Polatya'nın Karapınar köyünde Sakarya Meydan Muharebesi boyunca önce mürettep kol ordu, 9 Eylül'den sonra başkomutanlık karargahı olarak kullanılan bina. Herhalde bu binanın da biraz elden geçirilip değil mi? Şu mürettep ile ilgili olarak bize kolordu, onu anlatabilir misiniz? Enteresan bir ifade kullandınız çünkü. Mürettep, ne dediniz? Mürettep tertip edilmiş. Hayır, paşanın hayalet süvarileri. Şimdi bu karargah mürettep kolordunun. O paşanın hayalet süvarileri mürettep tümen. Bu çok karıştırılır. Evet. Mürettep tertip edilmiş demek. Yani karışık aslında. Şimdi ya piyade tümenidir ya süvari tümenidir normalde. Mesela mürettep tümen, paşanın hayalet süvarilerinde ağırlık milis kuvvetlerdir. Bunların arasında Konya süvarileri vardır. Bir milis grup, Kuvayi Milliye grubu. Adana süvarileri, yüzbaşı tekeli olmuş Sinan Bey'in işte süvarileri vardır. Onun dışında başka piyade grupları vardır. Bir tane düzenli alay vardır onun içerisinde. Hal böyle olunca tertip edilmiş karışık bir grup. O mürettep tümen onu Mustafa Kemal Paşa cepheye yaklaştırmaz. Afyon'da tutar. 6. tümenle beraber ikisinin toplam mevcudu yaklaşık 5000. Çok eleştiri alır paşa. Yani neden bir tabura bile ihtiyacımız varken bu tümenleri neden getirmiyoruz cepheye? İşte savaşın sonunda, muharebelerin sonunda ortaya çıkar. Belki o 5000 kişiden biz cephe hattında mahrum kalırız ama onların cepheye yaklaşmaması için tuttuğu kuvvetlerin toplamı 20.000'dir. Yani Yunanların 20.000'dir kaybı, bizim 5.000'dir. O yüzden paşanın hayalet süvarileri çok önemlidir. O vurkaç yapıp düşmanı yıpratanlar da çoğunlukla onlardır. Evet, pekala. Sevgili hocam, aslında seyircimize sorduğumuz soruların da hızlıca cevabını verelim. Ondan sonra da Büşra Kara'nın sorusunu ekrana taşıyacağız. Bir kere Sakarya Meydan Muharebesi Sakarya'da olmamıştır. Evet.
Onu söylemekte fayda var. Evet. Çok yaygın bir şekilde böyle biliniyor maalesef. Adapazarı'nda Sakarya'da olmuş gibi. Ama Sakarya Nehri boyunda olduğu için adı Sakarya. Ve bizzat Mustafa Kemal Paşa tarafından adı böyle verildiği için Sakarya Meydan Muharebesi'dir. Mustafa Kemal Paşa'nın yaverinin ismi nedir? O meşhur fotoğrafla birlikte Zafertepe'de Salih Bozok zaten hocamız yayın esnasında da söyledi. Sakarya Muharebesi esnasında Atatürk'ün rütbesi neydi? Atatürk. Mustafa Kemal o sırada normalde başkomutan ilan edilene kadar sivil durumda olduğu için aslında mirlivalıktan müstafi bir başkomutandı. Ama yine de başkomutan cevabını... Başkomutan mirliva denebilir. 19 Eylül tarihinde meclis ona gazi ve mareşal rütbesini verdiği anda da askeri teamülere uygun olarak mareşal rütbeli üniformasını giymiştir. Evet. Pekala, Büşra'nın sorusu gelsin. Merhabalar, ben Müşra Kara. Bilin Hanım, sizlere iyi yayınlar diliyorum. Selim Hocama sorum, Sakarya Muharebesi'nin sonucunda yapılan Ankara Antlaşması'nın günümüzdeki önemi nedir? Ankara Antlaşması, nihai bir daha sonrasında Lozan Barışı yapıldığı için antlaşma Lozan Antlaşması, Ankara Antlaşması diyelim ona biz. Aslında Sakarya Meydan Muharebesi ile çözülen ve Mustafa Kemal Paşa'nın aslında 1919-19 Mayıs'ından beri böyle çok dikkatli bir cerrah hassasiyetiyle birbirine ekleyerek getirdiği o diplomatik sürecin çözülen halkalarından bir tanesi. Pek çok düğüm vardır aslında Sakarya'nın hemen bir gün öncesinde. Mesela Malta sürgünleri. Mesela Fransızlarla olan bu barış görüşmeleri. Mesela Doğu. Yani tamam biz Moskova Anlaşması'nı Ruslarla 1921'de yaptık ama daha hala Ermenilerle ve Gürcülerle özellikle oturmuş bir misak-ı milli sınırlarımızı kabul ettirmiş bir durumda değiliz. Herkesin tanıdığı şekilde de olsa. Şimdi Kars Anlaşması, Malta esirlerinin değişimi görüşmeleri, meşhur Rawlinson olayı İngilizlerle ve Fransızlarla da Ankara Anlaşması aşağı yukarı aynı süreçte, aynı günlerde gerçekleşmiştir. Önemi de şudur. Fransızlar da Güney Cephesi'nde Misak-ı Milli'yi tanımış ve aslında İngilizleri resmi olarak artık bu işgal sürecinde yalnız bırakmışlardır. Sakarya'dan sonra artık Fransızlar İngilizlere bu yolda yalnızsın. Artık bundan sonra ne yapıyorsan kendi başına yapacaksın mesajını vermiştir. Yani sadece cephede karşı karşıya geldiğimiz düşman değil, biz aslında orada görünmeyen başka düşmanları da bertaraf etmiş olduk. Tabii. Pekala hocam. Çok teşekkür ediyorum. Batuhan'ın, Mehmet Dağdevran'ın, Rıdvan Doğan'ın, Yunus Emre Aydın'ın soruları da güzeldi. Şöyle bir şey yapalım sizlerden çok özür dileyerek. Yayından sonra sizden video alayım. O soruları ondan sonra kendi sayfamızda paylaşalım. Instagram'da paylaşalım, tamam mı? Evet. 100. yılda Sakarya'yı konuşmak mühimdi. Tabii ki sizin çalışmanızı burada seyirciyle buluşturmak da keza öyle. Bir kısmını elbette konuşabildik. Yani zaten kitaplara sığmaz, sadece sizin kitabınız değil. Eminim yazmaya kalksanız bu öyle bir destan ve öyle bir zafer ki sayfalara sığmaz. Duygusunu anlatmak bir kere. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için, anlattığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Bir de kitapta aslında anonim olduğunu bilmekle birlikte kullanmış olduğunuz bir ifade var ki... O da çok dokunaklı. Türk olmak zordur, dünyayla savaşırsın. Ama Türk olmamak daha zordur. Türk'le savaşırsın. Evet. İşte bunu Türk bitti demeden bitmeyeceğini Mehmetçik düşmana gösterdi Sakarya'da. Biz de muharebenin 100. yılında başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle bir kez daha anıyoruz sevgili seyirciler. Programı burada noktalıyoruz. Ebru Yücel'le gündem ötesini hazırlıyoruz. Normalde cumartesi gecesi biliyorsunuz canlı yayında karşı karşıyayız. Ama gelecek haftaya mahsus salı gecesi de yine ekran karşısında olursanız seviniriz. Orada da Malazgirt'i konuşuyor olacağız. Özel bir yayınımız olacak. Görüşünceye dek hoşça kalın. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim.